Bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Burası HEKTAŞ'ın Bursa Orhan Gazi'de hayata geçirdiği tarımsal inovasyon, eğitim ve deneyim merkezi. HEKTAŞ olarak Türkiye'nin dört bir yanında toprağa hayat veren kadın çiftçilerimizi, güzel bir gün geçirmeleri ve ürün verimliliğini arttırabilecekleri iyi tarım uygulamalarını deneyimlemeleri için tesisimize davet ettik. Onlar bizi, biz onları dinledik. Onlarca yıllık tecrübelerinden faydalandık. Kullanabilecekleri yeni uygulamaları gösterdik. En önemlisi de tarıma, toprağa onların gözünden bakmak ve hikayelerini onlardan dinlemek istedik. Antalya Gazipaşa'dan geldim. Sakarya Kocaeli Kirazlı Köyü. Batı Karadeniz Düzce ile Cumayre ilçesinden geliyorum. Ben Diyarbakırlı bir çiftçiyim. Ben Merve Üner, muhasebeciyim. Tekirdağ'dan geliyoruz. Muhasebeciliğin yanında çiftçilik de yapabiliyoruz. Çiftçiyim, ev hanımı. 3 kızım var. Babadan kalma tarım arazilerimiz var. Girdiğim zaman açıkçası çiftçilikle ilgili hiçbir bilgim yoktu. İnternetten araştırdım, kitapları okudum. Nasıl yapılır, daha iyi nasıl yapılır? Ve gördüm ki ben çok daha iyi şeyler yapabiliyormuşum. Sabah 9'da toprakta gözümüzü açıyoruz. Fındıkçıyız. İçinde mısırı, fasulyesi, biberi, domatesi, patlıcanı, yazlık ürünlerimizi hepsini yani yaparız. İşte çiftçi. Fındık yetiştiriyoruz. Bizim bölgemizde fındık var. Armutlarımız var, çantamarya, deveci, şeftalimiz var, ayvamız var. Tal ürünleriyle ilgili ekim alanımız var. Tarlalarımızda bizim o tarafta genelde ayçiçek, buğday, arpa, o tarz şeyler ekilir. Toprak deyince aklınıza ne geliyor? Ya toprak, ya uğraştırıcı, yorucu ama kazandırıcı da. Yaşamın bir parçası yani. Toprak olmadan, tarım olmadan yaşam olmaz. Doğru mu? Hep toprağa bağlıyız. Toprak su bizim anamız yani. Toprak susuz yapamayız biz. Köysüz yapamayız ya. Şu an mesela 2 gün tarlaya gitmesem 3. gün depresyona giriyorum, strese giriyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani o açık havayı görmeliyim, o mahsulü görmeliyim. O içinde böyle bir arabayla da olsa bir tur atmalıyım. Toprağın olmazsa olmazı yoktur. Toprak deyince ne ekersen toprakta o biter. Sen toprağa ne ekersen toprak senin karşısında onu verir. Sen yeter ki yap de. Toprak çok güzel bir şey. Ben toprağı çok seviyorum. Her şey demek. Toprak her şey, yaşam, nefes. Toprağa ayak bastım, olay bitiyor. Kendim kanser hastasıyım. Bu arada 5,5 yıl savaştım ve kazandım. Ve toprak beni güzel yerlere götürdü. Ben toprak olmasa yaşayamazdım. Tarlanızı gezdim. Gerçekten çok güzel. Hayal üstü bir yer yapmışsınız. Özellikle bu drone ilaçlama benim çok dikkatimi çekti. O drone'a hasta oldum yani. Bu ilaçlama drone ile güzel şeyler yapılabilir. Her şeyi beğendim. Güzel gitti. Görmediğim bitkileri gördüm. Dün tarlaları gezerken şeker bitkisini gördüm. Evet, şeker otu bitkisini gördüm. O benim aslında isteyip de nerede bulabileceğim dediğim şeyi sizin tarlada gördüm. Müthiş heyecanlandım. Bayıldım. Herkes gelsin buraları görsün. Çok değişik şeyler bulduk. Biz zayıf olan noktalarımızı inşallah bu saatten sonra bu görmüş olduğumuz arazide ben tamamlayacağım. Tesis gerçekten son teknoloji yapılmış. Ben ilk defa böyle bir tesise geldim. Akıllı seraya ilk defa girdim. Sizin gibi çiftçilik yapan kadınlara ne söylemek istersiniz, ne tavsiye edersiniz? Çalışsınlar. Bu zamanda çalışmak çok önemli. En çok güç kadınların üstünde. Ben bu işi seve seve yapıyorum. Önce severek yapacağız. Mücadele edeceksin ya. Toprakla uğraşsınlar. Toprakla uğraşmak insana mutluluk veriyor. Mutlu olan kadın her yerde bunu yansıtır ve karşılığını alır. Teknolojiden vazgeçmesinler. Teknolojiyi takip etsinler. Teknolojiye çiftçiliğe katsınlar. Ne kadar teknolojiye kayarsan verimin o ölçüde artıyor. O yüzden teknoloji, teknoloji, teknoloji. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadın yani istemesi yeterli. Toprak beklemez. Yağmur dedi mi çıkmak zorundasın. Sen vereceksin, o sana verecek. Besleyeceksin. Bir işe başladığın zaman böyle canın sıkkın, toprağa girmeyeceksin. O iş senin zoruna gider, o iş sana dokanır. Bugünün işini yarına bırakma. Yaptığım işten, çiftçilikten hiçbir zaman utanmadım. Hiç kimse utanmasın. Yapıyorum, başarıyorum ve çok mutluyum yaptığım işten. Ve bizim gibi üreten ve emek veren tüm kadınların Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın Çiftçiler Günümüz kutlu olsun. İşte öyle. Dünya Kadın Çiftçiler Günümüz kutlu olsun. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günümüz kutlu olsun. Vallahi su topraksız, toprak susuz, dünya kadınsız olmaz. Dünya Kadın Çiftçiler Günümüz kutlu olsun. Toprakla olan bağımızda ilgisi, bilgisi, sevgisiyle bize ilham olan çiftçi kadınlarımızla üretmeye, fayda sağlamaya devam ediyoruz. Birbirimizi besliyor, birbirimizden güç alıyoruz. Başta ülkemizin emektar çiftçi kadınları olmak üzere toprağa dokunan ve üreten tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz.